Depalarca yönetimle görüştük. Dedik ki Çiçek ablanın bu şartlarda, bu koşullarda çalışması uygun değildir. Ama ısrarla reddettiler. Kabul etmediler bunu. Ve sonunda işte bir iş kazası başımıza geldi. Yani öngörüyoruz aslında ne olacağını. Sadece bu olayda değil, birçok olayda. Ve neredeyse tümünü aslında önleme şansımız var. İş kazalarını. Ama burada hepimiz şunu görmemiz lazım. İş kazalarına sadece bir denetimsizlik, sadece bir kar hırsı falan diye bakmamak lazım. İş kazaları aslında işçilerin örgütlenme sürecinin önüne geçmesinin, yani iş yerinde çalışırken emek sürecinin üzerindeki hiçbir denetimimizin kalmamasının bir sonucudur. Bugün kimin nerede çalışacağıyla ilgili herhangi birimizin veya herhangi bir kolektif aklımızın bir iradesi var mı ortada? Yok. Kimin nerede çalışacağı yönetimdeki bir başhekim yardımcısının iki dudağının arasında. Bu hastanede üreten biziz. Emek harcayan biziz. Birçok üretilen sağlık hizmetinin arkasında biz varız. Ama kimin nerede ne iş yapacağına en ayrıntısına kadar bir şirket müdürünün ve bir hastane yöneticisinin bu iki dudağının arasında. O nedenle burada iş kazalarına geniş perspektifte bakmak lazım biraz. Daha genel bakmak lazım. Ülke gündeminden bunu biliyoruz. Mecidiyeköy'ü biliyoruz. Mecidiyeköy'de biliyorsunuz arkadaşlar 10 işçi arkadaşımız öldü ve devlet oraya ambulanstan önce polis gönderdi. İşte devletin iş kazasına bakışı budur arkadaşlar. Ambulanstan önce polis girdi o hastaneye, oraya, inşaata. O nedenle burada AKP'nin uyguladığı tüm politikaların, tüm neoliberal politikaların, işçilerin emeğini gasp eden tüm politikaların aslında bizim işçi sağlığımızda ne kadar tehdit ettiğini net bir şekilde görmemiz lazım. Şimdi hastanede gördük. Güvenlik arkadaşımızı bıçakladılar. Peki ne oldu? Arkadaşımız korkuyor, suç duyurusunda bulunamamış. Bir hafta geçti olayın üzerinden. Savcılığa intikal eden hiçbir şey yok ortada. Onlarca kamera var. İstanbul'un göbeğindeyiz. Üniversite hastanesindeyiz. Güvenlik işçisi gözümüzün önünde bıçaklanıyor ve bir suç duyurusu dahi yok ortada. Bu kabul edilebilir mi? Bunu güvenlikçi arkadaşlar kabul ediyorlar mı? Soruyoruz. Hepsinin çoluğu çocuğu var, eşi var. Bu durumu kabul ediyorlar mı? Ve bizi bu duruma sokan, bizi hastalarımızla karşı karşıya getiren politikalara da bakmak lazım arkadaşlar. İşçi mücadelesini yaparken AKP iktidarının uyguladığı her türlü politikaya doğrudan karşı çıkmak durumundayız. Bizi bugün bu noktaya getiren nedir? Ben bugün göğüs hastalıkları kliniğinde çalışıyorum. Bakın burada belki beni 5-6 tane hasta yakınım dinliyor. Her gün ne yapıyoruz biliyor musunuz? İç eczanede olmayan ilaçları otur bilgisayarın başına, e-reçete yaz. E-reçetenin onamını al, hasta yakınına ver, götürsün, getirsin, ilaç başla. Her gün bu rezaletle, bu saçmalıkla uğraşıyoruz burada. Bir üniversite hastanesinde. Piyasada 780 tane ilaç yok. Hastane eczanesinde en basit ağrı kesicilerden mide koruyucu ilaçlara kadar, en ciddi antibiyotiklere, geniş spektrumlu antibiyotiklere kadar ilaç yok. Tüm ilaçları, hasta yakınları ellerinde bir e-reçete numarası, gecenin bir vakti sağda solda aramak zorunda. Hasta yakınlarımıza soruyorsunuz. Böyle bir sağlık hizmetini kabul ediyor musunuz siz? Hayır. Bakın bir MR çekilecek hastanıza, bir tomografi çekilecek, eczanede kontrast madde yok. Benim hastam 2 gündür acil MR'ı çekilemiyor. Neden? Kontrast madde yok. Hastanın yakını yok. Sağda solda kontrast madde arıyoruz. Bu rezalet kabul edilemez arkadaşlar. Bu sağlık politikalarının sonucudur. Siyasi iktidarın uyguladığı, sağlık hizmetinde uyguladığı neoliberal piyasacı politikaların sonucudur. İlaç politikalarının sonucudur tüm bunlar. Ve o nedenle biz çalışırken tüm bu problemler yüzünden hasta ve hasta yakınlarımıza sağlık çalışanlarla karşı karşıya geliyoruz. Sanki bu ilacı eczaneye sokmayan benmişim gibi elbette ki hasta yakınları da haklı, hastası için bir an önce tedavi başlanmasını istiyor. Ancak bu süreçte biz yalnızız. Üniversite yönetimine bunu dilekçeyle yazıyoruz. Bakın göğüs hastalıkları akciğere pıhtı atar, acil bir tedavi indikasyonudur. Ve şu an eczanede ve hastalıkların eczanesinde ve hastane eczanesinde ve dışarıdaki eczanelerde acil tedavide kullanılacak trombotik ilaç yok arkadaşlar. Ve acil tedavi başlamamız gerekiyor, başlayamıyoruz. Hastane yönetimine bir dilekçe yazdım. Dedim ki bundan sorumlu biz değiliz, sizsiniz. Acil durumda bu ilacı hemen tedarik etmeniz lazım. Bana verilen cevap şu. İlacı ihaleye açtık. Firma geldi, verdiğimiz fiyatı beğenmedi, tekrar ihale bekliyoruz. İşte arkadaşlar, sağlıktaki piyasalaşmanın sonucu budur. Hastanın tedavisi de, sağlığı da kimsenin umurunda değil. Ne Sağlık Bakanlığı'nın umurunda, ne siyasi iktidarın, AKP iktidarının umurunda. O nedenle arkadaşlar,
Buna karşı geliştireceğimiz bütün mücadele perspektifleri, mücadele süreçleri de sürecin tümünü gören, tümüne karşı mücadele eden ve bu hastanede çalışan bütün sağlık çalışanlarının bu mücadeleye davet eden bir yaklaşımda olması lazım. Şimdi biliyoruz Ocak ayında şimdi yönetim söz veriyor. Geçtiğimiz Nisan ayında burada yürüyüş yaptık, onlarca rektörlüğe yürüdük, başhekimliğe yürüdük. Diyorlar ki Ocak Şubat ayında yeni ihaleye sizin kesilen yol yemek ücretlerinizi koyacağız. Göreceğiz hep beraber arkadaşlar, koyacaklar mı koymayacaklar mı? Bakın dava açan arkadaşlarımız var. Şu an güvenlikteki arkadaşlar da dava açmaya başladılar. Ama biz bu sürecin yakından takipçisi olmalıyız. Gerekirse buraya her hafta çıkacağız, her ay çıkacağız ve bu süreci yakından takip ettiğimizi yönetime aydıracağız. Son söz olarak arkadaşlar, tüm bu süreç bize şunu net bir şekilde göstermektedir ki burası bir sosyal bir hukuk devleti falan değildir. Burası bir talan cumhuriyetidir. AKP'nin idare ettiği bu cumhuriyette sermaye istediği gibi at koşturmaktadır. İşçilerin sağlığı hiçe sayılmaktadır. Güvenlik önlemleri hiçe sayılmaktadır. O nedenle bu ülkede arkadaşlar hak verilmez, hak alınır diyoruz. Hak alma sürecinde hep beraber daha güçlü, daha kuvvetli devam ettirmemiz gerekiyor. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, Coşkun hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz bir gün iki günlük değil. İstanbul Üniversitesi yönetimi bilsin, mücadelemiz devam edecek arkadaşlar.